Canınız ertesi güne nefis bir kuru fasulye çektiyse ilk iş fasulyeleri suya koyarak başlarız. Kilo kilo alınan nohutlar hep elimizin altında bulunsun diye topluca haşlarız. Onlar da mutlaka bir gece öncesinden suda bekler. Genelde bakliyatlarımızı bu şekilde yumuşatır, pişme sürelerini kısaltırız ancak bu yöntem süre kısaltıyor olsa da bakliyatların en doğru şekilde pişmesi için daha farklı bir yönteme ihtiyaç var. Gelin bu yöntem neymiş birlikte öğrenelim. Öncelikle anlatacağımız yöntemin mantığından biraz bahsedelim. Normalde bakliyatları bir gece önceden suya yatırdığımız durumlarda içlerindeki tüm besin değerleri maalesef suya geçiyor ve yeterince onların lezzetlerini alamıyoruz. Özellikle kuru baklagil tüketiminde midede hazımsızlık, bağırsaklarda gaz ve şişkinlik sorunlarıyla da sıkça karşılaşılıyor. Bunun nedeni kuru baklagillerde bulunan fitat. Fitik asit olarak da bilinen fitat, minerallerin içerisinde çözündüğü zaman asıl faydasını ortaya çıkarır. Kuru baklagil tüketirken yaşadığımız tüm bu sorunlar, fitat parçalandığı zaman yok olur ve aksine bağırsaklarımıza, midemize yararı daha fazla dokunur. Peki ama bu fitat nasıl parçalanır derseniz hemen anlatalım. Baklagillerimizi yine ıslatacağız ancak bu kez birkaç farklılık olacak. Kuru baklagilleri cam veya çelik bir kabın içerisine alın. Üzerine hafif geçene kadar oda sıcaklığındaki temiz suyu ilave edin. Ardından eğer elinizde varsa probiyotik bir yoğurdun suyu, yoksa kendi yaptığınız peynirin peynir altı suyu, yoğurt suyu, probiyotik kefir veya ayran ilave edin. Bu malzemelerden herhangi birini 5-6 yemek kaşığı gibi bir ölçüde ilave edebilirsiniz. Ardından kapağını kapatın ve en az 6-7 saat kadar dinlendirin. Dinlendirdiğiniz ortamın derecesi oldukça önemli. Yazları bu işlemi yapıyorsanız evinizin daha serin, doğrudan güneş almayan bir ortamında yapmanızı öneririz. Aksi takdirde bakliyatlarınızda ekşime, kabuklarının çok çıkması gibi durumlar söz konusu olabilir. Ne çok serin ne de çok sıcak bir ortamda, ılık bir yerde olması oldukça önemli. Bakliyatlarınızı bu şekilde bir gece dinlendirip ertesi gün suyunu süzüp haşlayabilirsiniz.